Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ateşen Aybars yok ama söz verdiğimiz gibi altın dahil Forex piyasalarını enine boyuna konuşacağımız değerli bir konuğumla birlikteyim. Ahmet Ulan benimle birlikte. Norsiyem Uluslararası Piyasalar Uzmanı. Ahmet hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi konumuz elbette hani Ukrayna Rusya gerilimi çerçevesinde piyasalar ne yapıyor sorusu. Biz konunun biraz daha derinlikli olarak arka planında motivasyonu nedir? Batı'nın, Rusya'nın, ABD'nin vesaire bunu finans merkezi içinde konuştuk, değerlendirdik ama biraz forex piyasalar açısından baktığımızda özellikle bu gerginlik yaşanırken dünle bugün arasındaki farklılıkları da biraz anlatabilmek izleyicilerimize ve varsa onların sorularını yanıtlamak elbette. Biz sen istersen girizgahı bize o bölgede yaşananların genel olarak piyasalar tarafından nasıl algılandığını bir anlat. Sonra da münferit olarak piyasa detaylarına girelim. Şimdi baktığımız zaman tabii Ukrayna stratejik olarak önemli bir noktada. Önemli bir coğrafik bölge diyebiliriz. Şimdi bu jeopolitik gerilimi aslında piyasalar ilk etapta çok doğru okuyamadı diye düşünüyorum ben. Çünkü evet orada Ukrayna'da bir takım gelişmeler vardı. Son belki bir ay içerisinde farklı olayların da cereyan ettiğini gördük. Ancak bir askeri müdahale olma riski belki piyasalar tarafından tam olarak algılanamadı. Geçtiğimiz haftadan itibaren de baktığımızda tabii Rusya'nın ABD'nin bir takım ekonomik yaptırımlarla Ukrayna'ya ekonomisine Ukrayna'ya yönelik adımları tekrar Rusya'yı da bir hareketlenmeye geçirdi. Tabii bu bağlamda oldukça kaosa uyanır bir şekilde haftaya başladığımızı söyleyebilirim. Evet. Rusya'nın askeri yığınak yapmasıyla beraber dün son derece piyasalar açısından olumsuz bir gün geçirdik. Tabii geç algıladık, geç belki olayların şiddetini görebildik. Fakat erken tekrar piyasa bir krizden çıktı da diyebiliriz. Bugün yine Rusya'nın son anda askerleri geri çekmesi Putin'in piyasaların tekrar önceki dengelerini bulmasına neden oldu. Tabii burada kriz tam anlamıyla bitmiş diyemeyiz. Yani sonuç itibariyle önceki dönemlerde de zaman zaman Ukrayna üzerinden Rusya'nın yine Avrupa'ya yönelik bir takım yaptırımları ya da çıkışları yaşanmaktaydı. Bundan sonraki süreçte de enerji bazlı olarak görmüş olduğum bu riskli, bu mevcut sıkıntılı durumun bir süre daha piyasalar etkisi altında tutacağını düşünüyorum. Fakat şiddetini kaybetti mi derseniz, evet şiddeti şu an için azalmıştır. Bundan sonraki süreçte de piyasa tekrar eski kendi dinamiklerine dönecektir. Fakat bir taraftan da Ukrayna'yı biraz daha ciddi bu alanda izlemeye devam edeceğiz. Şimdi elbette bu süreç henüz bitmiş veya geride kalmış değil. İyi, daha tabii. Dediğin gibi önümüzdeki günlerde ne oluyor ne bitiyor bu konuyla tabii. ilgili fiyatlamalar da değişebilir. Ama hı-hı. bir şok etkisi vardı zannediyorum evet. o şoku evet. kısa vadeli de olsa en azından üstümüzden attığımızı söyleyebiliriz. Şimdi bunu dönüp de emtialara baktığımızda zaten hı-hı. zannediyorum görüyoruz. Mesela altın. Altınla ilgili ilk soruyla başlayalım. Engin Baykan demiş ki 1350 dolar seviyesini gören altının 1400 dolar hatta 1485'i kısa vadede deneyeceğini söylemek çok mu hayalcilik olur? Şimdi tabii önce son bu hareketin piyasayı altını daha doğrusu nereye getirdiğini iyi algılamak gerekiyor. Bir kere altın evet 1200'lerin üzerindeki tutunmasıyla beraber yukarı yönde teknik açıdan bir potansiyel oluşturmaya başlamıştı. Fakat gelişmelerin altını desteklemesi ve altına özellikle fiziki talebin artması çok önemliydi. Son döneme baktığımız zaman da işte zaman zaman Çin verileri, zaman zaman ABD cephesinden gelen bir takım gelişmeler altının yukarı yöndeki potansiyelini artırmaya başladı. Şimdi burada son hareket tabii Rusya'nın bu müdahalesi, Ukrayna etkisi 1350 kritik direncinin çalışmasına neden oldu. Burada altının 1230'lardan itibaren başlattığı birinci hareket dilimini tamamladığını söyleyebiliriz. Yani hı hı. bu önemli bir seviye 1350 o açıdan. Burada sizin de daha önce yaptığımız programda da zaten bu hedeflerden bahsetmiş ve özellikle Mart ayı itibariyle bunların yaşanabileceğini konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte altının genel görünümünde yukarı potansiyeli devam ediyor. Fakat altını daha yukarı taşıyacak hikaye ne olabilir noktasında biraz daha geniş bir çerçeveden düşünmemiz gerekiyor ki evet kısa vadede 1350'nin aşılma ihtimali misal olarak söylüyorum Ukrayna krizi şu an için biraz işte soğuyabilir gözüyle bakılıyor piyasalar tarafından ama hafta sonuna doğru tekrar
yeni bir takım özellikle ABD cephesi, Ukrayna cephesi, Rusya cephesinden karşılıklı adımların atılması durumunda. Bugün NATO toplanıyor. NATO dün Polonya'nın talebi üzerine Avrupa'dan gelecek mesajlar var yine hafta içerisinde. Üstelik de yine bu haftanın önemli gündemi içerisinde veriler tarafında da ABD Tarım Dışı İstihdam Cuma. Tabii yani buradaki baktığımız zaman çok daha genel anlamda altını etkileyecek unsurlar var. Ukrayna mevzusuyla alakalı hareketlenmeler zaman zaman yine altın üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Altını kısa vadede çok aşağıya beklememek lazım ama 1350'nin üzerinde kalıcı olması ve 1400'lere doğru atağını sürdürmesi, taşıması açısından ise biraz daha ekonomik gelişmelere, kendi dinamiklerine bakmamız gerekiyor altının. Bu haftaki yine veri, tarım dışı istihdam verisi, şimdi son iki aydır mevsimsel sebepleri de biraz ön planda tutarsak veri düşük kalıyor. Şimdi bu ayda da bu verinin düşük gelme ihtimali oldukça yüksek. Tabii bu ne anlama geliyor? Bunu da biraz irdelemek gerekiyor. Evet. Bir araya gireceğim Ahmet. Tabii, çünkü bir yandan da gülümsüyorum ama Fed eski başkanı Bernanke diye verdiğimiz bir açıklama son dakika. Amerika'da konut sektöründe toparlanmanın işaretleri gözleniyor diyor Bernanke. Evet. Hey gide hey diyesim geldi birdenbire. Yani Fed eski başkanı olarak da adını yazacağımız günler geldi çattı demek ki. Şimdi konut piyasası ABD için önemli. Bu toparlanmanın ne kadar gerçekçi olduğuna dair yakından izlenilen bir taraf konut piyasası Amerika cephesinde. Dolayısıyla Bernanke'nin de hani bu söylemini paylaşalım istedim. ABD ekonomisinin %3 büyümesini bekleyebiliriz diye de devam ediyor Bernanke'nin burada yorumları. Fed'in son dönemdeki almış olduğu kararlarla attığı adımları, gelen veriler, ekonomik toparlanma ne kadar teyit ediyor? Bir nevi piyasa bu açıklamalarla ya da gelen veriler sonucunda daha çok bunu yakalamaya çalışıyor. Önümüzdeki sürece dair de Fed'in bundan sonra atacağı adımları hani tahmin etmek çok zor değil. Yani Fed zaten ne yapacağını burada net söylüyor ama atılan adımlarda gelen veriler Fed'i ne kadar tatmin edecektir ya da ne kadar teyit edecektir, bu önemli. Biraz bunu piyasanın algılaması önemli. Şimdi tarım dışı istihdam verisi de bu noktada yine beklentilerin altında kalırsa, ki ben de bir o yönde bir veri geleceğini düşünüyorum. Yine mevsimsel bir takım sebeplere bağlanabilir. Bunun gerçekçilik payı da vardır. Bunun zaten esas değdiğini de Mart ayı sonrasında almaya başlayacağız. Fakat Mart ayındaki FED toplantısında indirim yapılacak mı yoksa bir pas geçme olasılığı olabilir mi? Belki piyasa biraz fiyatlayabilir düşük bir yerde. Sen ne düşünüyorsun? Ben indireceğim, yani aynen takvimlerine sadık kalacaklarını düşünüyorum. O anlamda bir değişiklik olmayacaktır. Sebeplerini de mutlaka ortaya koyuyorlar. Ama piyasa bir şekilde bu bir ayı bununla geçirebilir. Hı. Yani bunu fiyatlamaya devam edebilir piyasa. Bu bağlamda baktığımızda da belki altının yukarı yöndeki, hani Mart ayında 1350'nin daha üzerine taşıyacak bir hikaye arıyorsak, belki bu hikaye burada saklı gizli olabilir. Gizli olabilir. Yani bu bir nevi... Ben Ukrayna ile alakalı şu an için piyasaların rahatlamasıyla beraber yarından itibaren altında biraz daha bu hareketleri izleyebiliriz. 1350 kademesi bir kez daha en azından belki veri öncesinde test edilecektir. Yani yukarı yönlü potansiyel bitti devam diyemeyiz yok, diyorsun. Diyemeyiz, ama diyemeyiz. Aşağı yönlü de çok büyük bir risk şimdilik yok, şu anda görmüyorum yok. Diyorsun. Nedir onun seviyeleri mesela aşağı yönlü seviye riskler? Olarak bir kere şunu söyleyeyim. Diyelim ki gelişmeler altını destekledi. Fiziki talep artmaya devam etti. 1350 yukarı doğru kırıldı. Hı hı. 1380 ve 1410 gibi iki tane önemli kadememiz var yukarıda. Ve zaten 1400'ün üzerine taşır yani evet. Bu hareket. Fakat 1350 aşılamadı ve gelişmeler kendi rutininde devam etti diyelim. Piyasa tam bundan tatmin olmadı. Ya bu noktada 1310 ile 1350 bandı sanki Mart ayı sonuna kadar potansiyelini devam ettirir. Yani burada bir yatay bir destek biraz oluşabilir diyorsun biraz. O şekilde devam eder. Bunu aynı şeye benzetmek lazım. Yani 1200-1250 bandındaki o geçmiş sene içerisindeki harekete benzetebiliriz. Yani bir üst kademede yine bir destek tabii, bulma gayreti tabii. Olacaktır altında. Zaten 1308'den dönmüştü diyor. Tabii, doğru mu? Aynen öyle. Orada yani önemli bir desteğimiz var. Dolayısıyla bir destek. Önemli bir desteğimiz var. Bak iki dakikamız kalmış. Kremlin'den bir açıklama gelmiş. Kremlin yetkilisi dedi ki işte yaptırımlar vesaire gelirse doları rezerv olarak kullanmayız, rezerv para olarak. Şimdi Kremlin'den yine gelen açıklamalarda da Murat Keskin de bizimle paylaşıyor bunu, eksik olmasın. Onu söyleyen kişinin o kendi görüşüdür şeklinde bir değerlendiriyor.
açıklama var. Dolayısıyla biraz da tansiyon düşüyor olabilir mi diye sormuş. İşte bu bilgi kirliliği dediğimiz şey de biraz bu aslında. Fiyatlardaki bu oynaklığa yol açan. Bir dolar TL'ye ve bir de euro dolara bakmamız lazım. Çok hızlı hızlı. Tamam Ahmet. Yani dolar TL'de zaten 2014 zor bir dönem. Seçime doğru özellikle içerideki siyasi atmosfer daha da belki kırılgan hale gelebilecektir. Bu noktada gerilim düşmeden devam eder diye düşünüyorum ama bir şekilde Merkez Bankası'nın müdahaleleri ve piyasanın kanıksadığı bir seviye olarak 2.23 ile 2.18 bandı. Gelişmelerle zaman zaman yukarı ya da aşağı yönde sarkmalar ya da kırılmalar olsa da bu band dengeli bir şekilde devam eder. Kanaatim daha çok bu yönde. Piyasa son mesela bu gelişmelerde de gördük ki 2.23'ü zorlasa da aşmıyor. Bir şekilde bekliyor yani gelişmeleri bekliyor. Tabii çok daha piyasaların moralini derinden bozan makro düzeyde beklemiyorum ama yani Ukrayna'da da ama içeride bir takım siyasi olumsuzluklar olursa bu durum belki şey yapabilir yani 2.25'in üzerine taşıyabilir ama kısa vadede zannetmiyorum yani. Euro dolar için ne düşünüyorsun? Şimdi bu hafta ECB de var, Draghi. Evet. Konuşacak yani yine. Oradan zaten piyasanın genel kanaatinde bir faiz değişimi beklenmiyor. Draghi dünkü açıklamalarında da gördük ki evet Avrupa'da bir toparlanma var. Gelen veriler de bunu teyit ediyor. Ancak yine işsizliğe vurgu yapmasıyla beraber bir miktar temkinli duruşunu sürdürüyor piyasa. Ben burada 1.38'in yukarı yönde yine kısa vadede aşılacağını düşünmüyorum. Piyasa burada oluşturmuş olduğu 150-200'lik yatay bant arasında paritede gelip gitmeye devam edecektir gelişmeler ışığında. Biraz da tarım dışı bence etkili olacaktır piyasanın yönü açısından. Burada tarım dışında daha çok şeye dikkat etmek lazım. Yani beklentinin üzerinde bir veri gelecek olursa biraz daha sert dolar tepkisi görebiliriz paritede. Bu da 1.36'nın altında 1.35'lere doğru fiyatı taşıyabilir. Ama yukarıda 1.38'in üzeri çok şu an için real görünmüyor. Oradan biraz sekiyor sanki geriye doğru. Güç kaybı var. Ahmet Ulan çok teşekkür ediyorum katkın için. Gerçekten kısa bir zamanda da olsa toparladık aslında hemen hemen her şeyi. Sana kolay gelsin diyorum. İzninle ben bir Dubai'ye gidiyorum. Selam Dündar bizi bekliyor.